Evet arkadaşlar şimdi bakın verilen fonksiyon eğer ki burada y eksenine göre simetrik bir fonksiyonsa bu durum arkadaşlar bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Ve çift fonksiyonlarda arkadaşlar x'in tek kuvvetleri bulunmayacaktır. Yani bu ifade burada sıfır olmalı. Ve x'in tek kuvveti olan bu ifadenin buradan olması lazım. Sıfır olması lazım. Bu durumda a artı bir ifadesinin sonucu sıfır ise. Demek ki arkadaşlar a'nın değeri eksi bir. B eksi 2 ifadesinin değeri 0 ise demek ki arkadaşlar B'nin değeri ne olmalı? 2 olmalı. Tabi bu durumda A yerine eksi 1, B yerine 0 yazı 2 yazıldığında bu ifadeler gider. Ve buradan sevgili arkadaşlar fx fonksiyonu B yerine 2 yazarsam 2x kare A ile B'nin çarpımı eksi 2 bu ifadeyi 3 eklersem 2x kare artı 1 fonksiyondur. A artı B değeri bakın bu iki değeri toplarsam A artı B değeri burada 1'dir. Yani bizden F1'in değeri istenmekte. X yerine 1 yazdığımızda burası 2 çarpı 1 artı 1'den ne yapar? 3 yapar. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bakın buradaki fonksiyon eğer ki orijine göre simetrik bir fonksiyonsa bu durumda benim fonksiyonum nasıl bir fonksiyondur? Tek fonksiyondur ve tek fonksiyonlarda x'in çift kuvvetleri bulunmayacağı için x kare ifadesinin katsayısı 0, ve burada arkadaşlar sabit terimin ne olması lazım? 0 olması lazım. Bu durumda arkadaşlar m-1 ifadesinin değeri 0 olduğu için buradan m'in değeri 1 olarak bulunur. Bu ifadenin sonucu sıfırsa buradan arkadaşlar m artı n'in değeri 2'dir. Ve m yerine 1 yazıldığında 1 artı n'in değeri 2'ye 1'i karşı alırsam n'in değeri 1 olacaktır. m değeri 1'dir, n değeri 1'dir. Bunların çarpımı da 1 olacağı için Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet bu fonksiyon orijine göre simetrik bir fonksiyonmuş. Yani arkadaşlar F fonksiyonu bu durumda nasıl bir fonksiyondur? Tek fonksiyondur. Şimdi polinom fonksiyonmuş. Tek fonksiyonu o halde burada arkadaşlar fx fonksiyonu şu şekilde bir fonksiyondur. İşte bir baş kat sayısı vardır ama çok da önemli değildir. Bu ifade arkadaşlar x'in tek kuvvetidir. Doğru mu? Hatta bu tek sayı yerine de burada kafamıza göre bir tek sayı yazabiliriz. İşte atıyorum fx'i burada x küp olarak aldım. Bu fonksiyon burada bir tek fonksiyondur. Bu durumda birinci öncülde verilen ifadeye baktığımızda f 4x'in değeri x yerine 4x yazılırsa 4x'in küpüdür. Ve bu ifadenin sonucu ne yapar? 64 çarpı x küp yapar. Ve bu ifade de bir tek fonksiyondur. Yani bu ifade doğru bir ifadedir kesinlikle tek fonksiyondur. İkinci öncüle baktığımızda burada arkadaşlar f x eksi 1 var. x gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam burası x eksi 1'in parantez küpü olacaktır. Ve bu ifadenin küpü açıldığında burası x küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1 olarak bulunur. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu ifadenin açılımında x'in çift kuvvetleri olduğu için bu fonksiyon ne tektir ne çifttir. O yüzden istenilen şartı sağlamaz. Ardından 3. öncüle bakıyorum. 3. öncülde verilen fonksiyon için f kare x'in değeri burada arkadaşlar ne olacaktır? x küpün karesidir ve bu ifadenin sonucu da x'in 6. kuvveti yani ne geldi? Bir çift fonksiyon geldi. Bu ifade bir çift fonksiyonsa kesinlikle tek fonksiyon diyemeyeceğim. Bu da yanlıştır. O halde sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet arkadaşlar verilen fonksiyon eğer ki düşey eksine yani y eksenine göre simetrik bir fonksiyonsa bu fonksiyon burada arkadaşlar bir çift fonksiyondur. Ve çift fonksiyonlar ne yapar? İçindeki eksiği yutar. Yani f x'in değeri burada ne olmalı? fx olmalı. Şimdi buradaki ifadeyi tekrardan yazacağım. Burada fx var. Eşitliğin diğer tarafında 3x kare Burada f eksi x'in değerinin fx olduğunu biliyorum. O halde burası 2 tane fx'tir. Burada artı 7 var. Şimdi bakın bu ifadede x x'e 1 yazarsam. f1'in değeri 3 artı 2 tane f1. Artı 7 yapar. Bakın şu ifadeyi eşitliğin diğer tarafını alacağım. Buradaki 3 ile 7'nin toplamı olan onu diğer tarafa alırsam. Burası eksi 10'dur. F1'i karşıya aldığımda. Burası F1'dir. F1'in değeri eksi 10 olduğu için doğru yanıt E seçeneğidir. Evet, gerçel sayılar kümesine tanımlı burada verilen fonksiyonlardan hangilerinin grafiği orijine göre simetriktir diye soruyor. Yani hangi fonksiyon burada arkadaşlar neyi soruyor? Tek fonksiyondur. Bizden bu istenmekte. Şimdi birinci öncülde verilen fonksiyon sinüs fonksiyonu. Bakın sinüs fonksiyonunda sinüs eksi x'in değeri İçerideki eksi dışarı atacağı için eksi sinüs x'e eşittir. Ve bu fonksiyon tek fonksiyondur. Sinüs fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için grafiği de arkadaşlar ne olacaktır? Orijine göre simetrik olacaktır. Geldik ikinci öncülde verilen fonksiyonu incelemeye. Burada arkadaşlar x yerine önce 1 yazacağım. x yerine 1 yazdığımızda burası 1 yapar. Aşağısı 2 yapar. Ve bu ifadenin sonucu nedir? 1 bölü 2'dir. Daha bir sonuç yazmaya gerek yok. Ardından x yerine arkadaşlar burada eksi 1 yazıyorum. Ve bu durumda arkadaşlar yukarısı eksi 1 aşağısı 2'dir. Bakın buradan da şu sonucu çıkartıyorum. Demek ki demek ki arkadaşlar g fonksiyonu g fonksiyonu g eksi 1 ifadesi burada şuna eşittir değil mi? Eksi g 1'e eşittir. Çünkü bu ifadenin sonucu burada eksi 1 bölü 2'dir. Ve bu ifade eksi g1. g1'in değeri 1 bölü 2 buna eşittir ve bu durumda bakın g fonksiyonu içindeki eksiği dışarı attığı için bu fonksiyon bir tek fonksiyondur ve bu durumda arkadaşlar grafiği orijine göre simetrik olacaktır. Ardından geldim 3. öncüle. Şimdi 3. öncüle de şunu yapalım. Burada verilen fonksiyonun grafiği çizildiğinde bakın şu şekilde bir fonksiyon grafiği vardır burada. Burası bir noktasıdır. Burada bir V harfi oluşur ve bu grafik görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar y eksenine göre simetrik olduğu için buradaki fonksiyon da nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Yani istenilen şartı sağlamaz. O halde sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, şimdi gerçel sayılar kümesine tanımlı f ve g fonksiyonları için şu bilgileri biliyorum. f'nin grafiği y eksenine göre simetrikse demek ki arkadaşlar f fonksiyonu burada nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. g fonksiyonunun zaten tek fonksiyon olduğu söylenmiş. Evet bir takım bilgiler verilmiş bize. Bu işlemin sonucu istenmekte. Şimdi bakın bu işlemin sonucuna baktığımızda. Burada arkadaşlar g fonksiyonunun içerisinde ne vardır? f-7 vardır. Artı ne var? g'nin tersinde 3 değeri var. İşte bunun sonucunu merak ediyorum. Şimdi buraya geldim. F7 ifadesinin değeri eksi 10. Şimdi F fonksiyonu çift olduğu için bu durumda arkadaşlar f 7'nin değerinin de ne olması lazım? 10 olması lazım. Ve g fonksiyonu içerisinde 10'un değeri 3 ise ve g fonksiyonu tekse bu durumda arkadaşlar g'nin içerisinde eksi 10 olduğunda bu ifadenin sonucunun da ne olması lazım? Eksi 3 olması lazım. Tabi içeride eksi pardon düzeltiyorum eksi 3 olması lazım. Tamam şimdi bu durumda arkadaşlar f eksi 7'nin değeri burada nedir? 10'dur. O halde bu ifade arkadaşlar şuna eşittir. G10 artı G'nin tersinde 3'tür. G10'un değeri neymiş? 3'müş. Tamam. Artı. Şimdi bu durumda G'nin tersine bakın şurada G'yi karşıya yollarsam neyi elde edeceğim? G'nin tersinde 3'ün değerinin eksi 3'ün değerinin ne olduğunu buldum? Eksi 10 olduğunu buldum. O halde burası eksi 10'dur. Bu iki ifadenin toplamı burada eksi 7 olduğundan doğru yanıt A seçeneğidir. Evet arkadaşlar verilen grafikler incelendiğinde bakın birinci öncüldeki fonksiyon görmüş olduğunuz gibi burada y eksenine göre simetrik bir fonksiyondur. O halde bu fonksiyon burada bir çift fonksiyondur. Ardından burada arkadaşlar verilen grafikler incelendiğinde y eksenine göre simetrik olan başka fonksiyon grafiği göremediğim için bakın şu fonksiyon burada orijine göre simetriktir. O halde bunun ne olması lazım? Tek fonksiyon olması lazım. Buradaki fonksiyon herhangi bir eksene göre simetrik olmadığı için yani ne y eksenine ne, de x eksenine göre simetriktir. O halde arkadaşlar bu fonksiyon içinde ne söyleyeceğim? Ne tektir ne çifttir diyeceğim. Ve bu durumda da arkadaşlar sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bakın verilen fonksiyon eğer ki Y eksenine göre simetrikse bize şekilde X eksenini kestiğini gösterdiği noktalardan burada arkadaşlar e, toplamda 4 tane olması lazım çünkü fonksiyon derecesi 4. Bakın burada 1'de kestiyse ise burada 1'de kesti ise bu durumda arkadaşlar diğer tarafta kaçta kesecektir? 1' de kesecektir. Burada 2de kestiği diğer tarafta ne yapar? Eksi 2'de keser. O yüzden fonksiyon denklemi şu şekilde yazılır. Eksi 1'in kök olması için x artı 1 1'in kök olması için x eksi 1. Burada arkadaşlar 2'nin kök olması için x eksi 2 ve eksi 2'nin kök olması için ne olması lazım. x artı 2 olması lazım. y eksenin kestiği noktanın orna isteniyorsa x sei 0 koyacağım x yerine 0 koyduğumuzda burası 1, burası eksi 1, burası eksi 2, burası 2 yapar. Bu ifadelerin çarpımı burada 4 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Evet eğer ki arkadaşlar bu fonksiyon tek fonksiyonsa bu durumda orijine göre simetrik olmalı. Yani buradan arkadaşlar şu kapalı bölümde şöyle bir şekil olacak. Bu kısım nereye kadar gidecek? Eksi 2'ye kadar gidecek. Şöyle bunun karşılığının burada eksi 2 olduğunu biliyorum. Ardından arkadaşlar bakın burada 1'e kadar indiyse burada ne yapmalı? Eksi 1'e kadar çıkmalı. Yani şu noktanın karşılığı burada eksi 1'dir. Ardından da bu noktadan itibaren ne yapacaktır? Düz devam edecektir. Evet eksik kalan kısım bu şekildedir. Ve bu durumda da arkadaşlar sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi verilen fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik ise bu fonksiyon burada bir tek fonksiyondur. Yani bu durumda da şunu söylerim. f eksi x'in değeri burada arkadaşlar ne olacaktır? Eksi fx olacaktır. Şimdi şu ifadeyi tekrardan yazalım. f eksi x yerine eksi fx yazabiliyorum. O halde şu kısım için şunu söyleyeceğim. Burası arkadaşlar eksi 5 tane fx'tir. Artı burası fx. Ve eşitliğin diğer tarafında arkadaşlar 4x küp eksi 8x var. Bu kısım ne yapar? Eksi 4 tane fx yapar. Eşitliğin diğer tarafında 4x küp eksi 8x var. İki taraf eksi 4'e bölünürse bu durumda arkadaşlar fx'in değeri ne olacaktır? Burası eksi x küp olur. Burası arkadaşlar eksi 4'e böldüğüm için ne olacaktır? 2x olacaktır. Bu durumda bizden ne istenmekte? Şu ifadenin değeri isteniyor. Bu ifade f'in içerisinde burada f1 var. x yerine 1 koyarsam burası f içerisinde 1'dir değil mi? x yerine 1 koyduğumuzda bakın burası ne olacak? Eksi 1 artı 2'den 1 yapacak. Şimdi 1'i tekrardan yerine koyarsam sonuç yine 1 olacaktır. O halde doğru yanıt